Herkese merhaba arkadaşlar. Sorare Analiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere oyuncu ararken, oyuncu araştırması yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Bir de oyuncu araştırması yapıyorsunuz mesela. Oyuncu alacaksınız ama herkesin istediği gibi siz de en ucuz fiyatla en maksimum performansı en iyi oyuncuyu almak istiyor olabilirsiniz. Bazılarınız genç oyuncular almak isteyecek. Performansa bakmaksızın sadece yaşa odaklanarak. Ama bunu pek tavsiye etmiyorum. Siz bence bu platformda en yüksek performansları en uygun fiyatlara almalısınız. Böyle bir plan benimsemelisiniz diyelim. Şahsi hesabımla giriş yaptım Sorare'ye gördüğünüz gibi. Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada da güncel olarak yazıyorum. YouTube'dan daha aktif olarak yazıyorum. Bu benim kanaldan ayrı şahsi hesabım. Bildiğiniz gibi kanalı da açtığımız dayımla ortak kullandığım bir hesap var. Ayrıyeten dayımın da kendi adına bir hesabı var. Hatta o hesap geçen hafta Çaylak Lig'de birinci oldu. Oradan da Juan Cuadrado'yu aldık. Yani baktığınızda hiç yatırım yapmadan tamamen futbol bilginizle birinci olarak bile ödül alabileceğiniz bir platform Sorare. Bu açıdan ben eşsiz olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 1-2 senede de bulunduğu konumdan çok çok daha iyi yerlere gelecektir bu platform. Şimdiden yerinizi almanız gerçekten çok elzem. Aynı Bitcoin gibi. Zamanında Bitcoin alanların şu an zengin olduğu gerçeği gibi. Yani zamanında Sorare'den kart alanlar da belki bakarsınız bundan birkaç sene sonra ki ben böyle olacağını düşünüyorum. Bundan dolayı da bu platformda yatırım yapıyorum. Bundan dolayı da arkadaşlar size tavsiyem mümkün olduğunca erkenden yavaş yavaş ya bir ayda gidip 10 oyuncu almak zorunda değilsiniz. Bunu aylara da bölebilirsiniz. Aylık düzenli olarak bir plan dahilinde oyuncu alırsanız siz de bu platformda söz sahibi olabiliyorsunuz. Hiç oyuncu almadan da bir şeyler başarmak mümkün mü? Evet mümkün. Doğru oyuncuları alırsanız eğer Çaylak Lig'de iyi bir sıralama elde edebilirsiniz. Bir yerden sonra şans faktörü devreye giriyor. Buna katılıyorum. Yani ama o şansı mümkün olduğunca küçültmek, mümkün olduğunca o şans faktörünün etki oranını küçültmek de size kalmış. Bugün de aslında Sorare Data'dan bir önceki videoda söylediğim gibi Sorare Data platformunu kullanarak bunu nasıl başarabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi Sorare'de diyelim ki oyuncu alacaksınız ama kafanızda bir plan var. Yani mesela bu ay sonunda, Şubat sonunda Japon Ligi başlıyor. Bununla da hatta Twitter'daki yazılarım var. Bunları da okuyabilirsiniz. Hatta oyuncu önerilerim de var. Daha da olacak yapacağım. Ayrıca profilime girip benim aldığım oyunculara da bakabilirsiniz. Tavsiye ederim aldığım oyuncuların hepsinin analizini detaylı olarak yapıyorum. Hiçbir oyuncuyu boşuna almam. Şimdi sizin kafanızda Japon Ligi'ne bir kadro kurmak var. Ve belli bir bütçe ayırmışsınız. Ne diyelim buna? Mesela 250 Euro'luk bir bütçe ayırdınız. Tabii kaleci almanız pek mümkün değil bu parayla ama siz 4 oyuncu almak istiyorsunuz. İşte ne yapar? Yaklaşık olarak 60 Euro falan yapar bu. 62,5 euro yapıyor. Şimdi 62 euro, 60 euroyu düz olarak bir orta sahaya harcamak istiyorsunuz. Forvet, işte defans, bir de ekstra alacaksınız. Mesela orta sahayla başlayalım. Japon Ligi'nin orta saha bakıyorsunuz. Şimdi şöyle yapıyorum ben. Size de tavsiyem bunu yapmanız. Önce bir ikinci el pazarına gelip oyuncuları bir daraltın. Çünkü açık arttırmaya çıkmıyor her zaman oyuncular. Bazı oyuncular açık arttırmada oluyor, bazıları olmuyor ama ikinci el pazarında hemen hemen tüm oyunculara erişim sağlayabilirsiniz. Gelelim buradan. Buradan filtreleyin önce arkadaşlar. Havuzu mümkün olduğunca daraltmamız lazım. Oyuncu fiyatını da işte 63'e kadar çektik. Buradan alt limiti de yükseltin çünkü çok ölücü oyuncular çıkıyor. Ölü oyuncular hani farklı bir takıma gitmiş, işte maçları olmayan veya uzun sakatlık problemleri olan oyuncuları hep böyle ucuza satıyorlar. Bunu da buradan 20'ye kadar çekelim. Buradan ligi Japon ligi yaptık.
Mevkide orta saha. Yaklaşık 197 oyuncuyu filtreledik şu an. Yani 197 oyuncu var şu an havuzumuzda. Buradan yaşı da size tavsiyem 31'e kadar çekin arkadaşlar. 31'in üzerinde futbolcu almanızı pek tavsiye etmem. Yani alabilirsiniz, evet, istisnaları olabilir ama yani mümkün olduğunca en azından hani 28, 29, 30 yaşındaki oyuncuları öğrenmeniz tavsiyemdir. Şimdi buradan bakacağız. Burası da en iyi değer olarak kalsın. Mesela ilk çıkan oyuncu ilk sırada Takuji Yonemoto. Şimdi bu oyuncuları direkt gelip buradan geçmiş 5 maç performansına göre değerlendiriyor olabilirsiniz. Bu videodan sonra artık bunu yapmayacaksınız. Bu çünkü çok sağlıklı değil. Yani son 5 maçta iyi bir performans sergilemiş olması o oyuncunun sezon performansında da böyle oynadığı anlamına gelmez. Sadece o son 5 maçında böyle oynadığını gösterir bize. Bizim burada yapmamız gereken şu. Sorare Data'ya girin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorare.data.com çok basit. Şimdi bu platformla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Tek tek bu buradaki özelliklerin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını anlatacağım, bahsedeceğim ama bu videoda tamamen oyuncu aradığımızı düşünelim. Sadece oyuncu bakarken bu platformu nasıl kullanacağız, bunun üzerine bu videoda konuşacağız. Şimdi buradan giriş yap kısmına, login kısmına gelin ve Sorare hesabınızla giriş yapın arkadaşlar. Burada Sorare hesabınızla yapmanız önemli mi? Evet, önemli. Sorare hesabınızla yaparsanız sizin galerinizdeki kartlara vesaire erişim sağlayabilir Sorare Data ve daha efektif bir Sorare Data kariyeriniz olur. Pek mantıklı bir cümle olmadı ama. Önemli mi? Evet, önemli. Bunun özelliklerine de bir sonraki videolarda bahsedeceğim. Bu videoda dediğim gibi tamamen oyuncu araştırma odaklı bir video oluyor. Şimdi Takuji'nin ismini hemen kopyalayalım buradan. Buraya arkadaşlar ismini yazıyorsunuz, baktığınız oyuncunun. Sonra buradan ara kısmına enterladınız mı? Oyuncunun bilgileri çıkıyor. Şimdi burada oyuncunun biz direkt geçmiş maç performansına bakacağız. Yani sezonluk performansına bakacağız. Çünkü bizim için önemli olan oyuncunun fiyatı ve performansı. Oynadığı takım değil. Yaşı da evet önemli. Ama dediğim gibi zaten filtreleme yaptığımız için şu an biz market fiyatına, ortalama market fiyatına ve geçmiş maç performansına bakacağız. Şimdi burada oyuncunun bakın burada da skorun üzerine getirip oynadığı maçı ve yaklaşık kaç dakika oynadığını da görebilirsiniz. Burada mesela Vegalta Sendai'ye karşı 90 dakika oynamış, 65 puan elde etmiş. Bu da ayrıca ilk oyun haftasıymış bu oyuncunun ve ben de şöyle yapıyorum bu noktada. Oyuncuyu mesela neye göre değerlendireceğiz? Hani bu iyi bir performans mıdır diye düşünüyor olabilirsiniz. 50 puan varsa arkadaşlar, bu 49 da olabilir, 51 de olabilir ama 50'ye mümkün olduğunca yakın olsun. 50 puanın üzerine gelin ve durun. Bakın gördüğünüz gibi 50 puanın üzerinde puanlar ve altında puanlar var. Ben bu ikisine baktığımda eğer 50 puanın üzerinde altına göre daha fazla skoru varsa bu oyuncuyu eğer fiyatı uygunsa tabii gidip 200-300 euro da vermeyeceğiz bu oyunculara. Mesela bu oyuncu için benim şu an kafamda oluşan fiyat yani 30-35 euro. Ben bu adama 50 veya 60 euro vermem. Ama 30 ve 35 euro tabii 35 euro'nun altında veririm. Yani 37 olabilir. Öyle değerlendirebilirsiniz. Farklı tabii oyunculara da bakacağız. Aralarında bir seçim yapmanız gerektiğinde burada fiyatla performansı endeksleyeceksiniz. Orada biraz da hani sizin oyuna bakış açınıza kalmış. Belki yaşı birkaç yaş küçüktür. İşte geleceği var deyip diğer oyuncu da seçebilirsiniz. Yani bunlar biraz daha detaylı ve sizin planlarınız dahilinde olacak değerlendirmeler ama genel olarak ben böyle yapıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Bence 50'nin üzerinde puanı 50'nin altındaki puanlarına göre daha çoksa o oyuncu iyi bir oyuncudur. Alabilirsiniz. Tabi buradaki DNP'lere yani
maçlara da dikkat edin. Genellikle istikrarlı bir oyuncu olsun. Burada muhtemelen bir sakatlık yaşadı. Bundan dolayı uzun bir süre oynamadı ama sonra gördüğünüz gibi düzenli olarak formayı kapmış. İyi de bir performans sergilemiş. Market fiyatı da neymiş mesela burada? 58 euro. Mesela ben bu oyuncuyu almam. Yani 58 euro benim için çok pahalı. Daha iyi performanslı bir oyuncuyu daha ucuza aldım daha önce. Ve bu benim için çok pahalı. Sıradaki değerlendirmelere geçelim. Burada mesela Yamato Machida diye bir oyuncu var. Buna bakalım. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim. Burada birçok bilgi var oyuncu ile ilgili. İşte anlık en iyi market değeri, 1 aylık market fiyatının ortalaması, 2 haftalık ortalaması ve 3 günlük ortalama fiyatı. Burada da süper nadir kartının fiyatı var. 40 maçlık ortalaması, performans ortalaması 15 ve 5 maçlık performans ortalaması da 59'muş. Nagoya Grampus'ta oynuyor ve başlangıç oyuncusuymuş. Bu bilgileri dediğim gibi Sorare Data'ya çektiğim özel bir videoda, hani tamamen Sorare Data'yı inceleyeceğiz. O videoda anlatacağım. Burada sadece oyuncu bazlı ilerliyoruz. Yamato'ya bakalım. Yamato'da evet SO5 Scores kısmından performansa bakıyorsunuz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi uzun bir süre oynamamış ve 50'ye yakın bir performans arıyorum. Burada bir 47 var. Evet gördüğünüz gibi çoğu yani maçlarının %80'i 50'nin altında ve bu oyuncuya 34 euro para istiyor şu an satıcısı. Bu verilmez arkadaşlar. Yani 30 yaşında üstelik bu oyuncuya bu para verilmez. Hiroki Miyazawa'ya bakalım. Hala 60 euromuz cebimizde ve 60 euroyu gidip de böyle bir oyuncuya vermenizi ben tavsiye etmem. Ben de vermem. Peki geçmiş maçları gelecek maçlarının garantisi midir diye bakıyor da olabilirsiniz. Şimdi burada da şöyle bir şey söyleyeyim size. Belli bir yaşa gelmiş oyuncular bir zamandan sonra artık istikrarlı ve düzenli performans gösterirler. Çok büyük tabii aksilikler, sakatlıklar olmadığı sürece ve aynı takımdaysa, aynı ligdeyse eğer stabil bir performans gösterir. Yani ortalama sezonda 40 maç yapıp da 20'sini 50'nin altında, 20'sini üstünde alan bir oyuncu diğer sezonda muhtemelen buna yakın bir performans sergileyecektir. Bazen ekstra performanslar görebilirsiniz. Tabii bu tarz istisnaları kovalamanızı tavsiye etmem. Buna kafa yormanızı da tavsiye etmem. Çünkü bunlar hani bunu bilebilmek için, bunlara karar verebilmek için oyuncunun yediği yemeği, işte çevresiyle olan ilişkilerini vesaire bilmemiz lazım ama biz yani en azından hayatta işi gücü olan insanların buna pek vakit ayıramayacaklarını da düşünürsek, göz önünde bulundurursak bizim en azından Sorare Data'yı kullanarak, bu mantaliteyi kullanarak bir şeyler yapmamız mümkün olur bu platformda. Özellikle daha çok parası olan insanlara karşı. Şimdi Hiroki Miyazawa'ya bakalım. Evet. Buradan direkt 50'ye getirelim. Çok ortalama bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Yani neredeyse bütün performansları standart 50'ye çok yakın. Bu noktada da gelip hani saymanıza pek gerek yok. İşte 50'nin 51'i 50'nin üzerinde olarak değerlendirmeyin. Hani hemen hemen 50 demektir 51 zaten. Burada çok standart bir oyuncu görüyorsunuz. Böyle oyuncuları alabilir misiniz? Eğer fiyat ucuzsa evet alabilirsiniz ama böyle bir oyuncuya direkt gidip 50 euro vermeyin. Hani başka alternatiflere bakın. Eğer o hafta bir maçınız varsa, o hafta lig başlıyorsa ve başka oyuncu da artık yoksa o fiyatlara, ha o zaman verebilirsiniz. En azından o Global All-Star'da haftalık 20 Euro'yu, işte 20 Ethereum'u, 0.020 Ethereum'u kovalayabilmek için. Burada Miyazawa'nın fiyatı 52 Euro. Gerçekten yüksek böyle bu performans için yüksek bir fiyat. Ama en azından değerlendirilebilir diye dursun. Şimdi burada bir oyuncu var. Dördüncü sırada geliyor. Bir de buna bakalım.
oyuncu 26 yaşında, diğerlerine göre genç bir oyuncu. Evet. Böyle bir oyuncuyu gördüğünüzde direkt bir sonraki karta doğru geçin. Şunu da yapabilirsiniz. Bazen mesela 20 euroya satıyor. Ya çok iyi değildir diye düşünüp atlayabilirsiniz. Siz yine de bakın. İyi bir performans çıkabilir. Bazen gerçekten de kartları değerinin çok altında satıyorlar. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Özellikle yakaladığım oyuncular var bu şekilde. Siz de bu şekilde yakalayabilirsiniz. İnsanlar bazen elimden çıkartayım gözüyle bakıyorlar. Burada Kawasaki'den bir oyuncu var. Kawasaki'nin oyuncuları, bir de şu var arkadaşlar, şundan bahsedeyim. Ligin üst sıralarındaki takımların oyuncuları genelde iyi oynar. Takım halinde iyi oldukları için yüksek performans gösterirler. Lucky Zaka'ya bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi iyi bir performans. Buraya getirdiğimde sanırım daha yüksek görünüyor. Evet, maç performansları yüksek, yukarıda. Değerlendirilebilir. Fiyatı 60 euro. En azından şu oyuncuya göre, buna da bakmıştık. Buna 43 euro vermektense gelip burada Vakizaka'ya 60 euro verebilirsiniz. Hani bakarken en azından burayı kıstas alarak bakarsanız, ki gördüğünüz gibi 25 yaşındayız ve Kawasaki'de oynuyor. Yani Kawasaki Lig'in son şampiyonu bildiğim kadarıyla. Bu şekilde değerlendirirseniz, oyuncuları buradan bakarak, geçmiş maç performanslarını değerlendirerek bakarsanız daha yararlı olur. Hani daha kullanışlı olur ve daha doğru karar vermenizi sağlar. Bir oyuncunun son 5 maç performansı aslında pek de değerlendirilmeye alınabilecek bir şey değildir. Çünkü zaten ligin sonlarına doğru oyuncular, eğer bir iddiaları yoksa, lig kesinleştiyse eğer az çok, salarlar performanslarını. Çok iyi performanslar göremeyebilirsiniz. Genelde teknik direktörler de genç oyunculara yönelirler. Bundan dolayı Soraria da bize önceki maç performanslarını gösterdiği için aslında büyük bir nimet. Size de tavsiyem oyuncuları bu şekilde değerlendirmeniz. Hatta bir örnek verebilirim size. Bununla ilgili bir orta saha tavsiyem olabilir. Shimizu'nun orta sahası arkadaşlar Renato Augusto. Bende bir adet kartı vardır kendisinin. Şimdi Soraria data skoruna bakarsanız, gördüğünüz gibi yani ben kırmızı performansını göremiyorum. Yani 35'in altında, ki 35 zaten bir oyuncunun ilk 11 oynadığı an, hani hiçbir şey yapmasa, ne eksi ne artı puan almasa, sadece ilk 11 başlasa 35 alır bir oyuncu ve Renato'nun oynadığı hiçbir maçta 35'in altına düşmediğini görüyorsunuz. Tabi burada oynamadığı maçlar var. Muhtemelen burada sarı kart cezalısı olabilir. Burada da aynı şekilde. Ligin son iki maçında oynamamış. Ligin başlarında da ilk 4 haftayı kaçırmış. Olabilir. Bu sezon kaçırmaz. Bundan önceki sezon kaçırmış olması bu sezon kaçıracağı anlamına gelmez, ama biz performansına baktığımızda şunu çok net görüyoruz ki Renato iyi bir oyuncu. Alınabilir bir oyuncu ve üstelik bu oyuncuyu benim aldığım fiyat şu arkadaşlar, 0.019. Yani o dönem bu yaklaşık 21 euroya denk geliyordu diye hatırlıyorum. 18 euroya denk geliyordu, evet. 18,98 euroya denk geliyordu ben bu oyuncuyu aldığımda. Yani şöyle bir performansı 20 euro bile ödemeden, ki az önce diğer performanslara da baktık, alabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi Renato Augusto'dan bir adet kartınız vardır diyor. 24. kartıymış. Hesabımla giriş yaptığım için bunu görüp bana söyleyebiliyor. Bir örnek daha vereyim. Yakın zamanda aldığım bir kart. Bunu Twitter'da da yazmıştım. Oita'da oynuyor. Yuto Misao. Ben oyuncu araştırırken denk geldim Misao'ya. Bir satıcı çok ucuza satıyordu. Onunla iletişime geçtim. Dedim hani bu kartı sattığın fiyatı kaldır. Ben sana yarın teklif vereceğim. Bana sat. Başkasına bu fiyattan verme. O da sağ olsun kaldırdı. Direkt bana sattı. Şimdi Misao'da 50'ye buradan baktığınızda
Yani sezonda zaten maç kaçırmamış ve maçlarının %70'inin, %75'ini gördüğünüz gibi yukarılara oynamış ve 95 ve 100 gibi iki tane tepe performansı var Misao'nun. Ve bu oyuncuyu ben yaklaşık 22 euroya aldım. 22 euro gibi bir fiyata böyle performanslı bir oyuncuyu alabiliyorsunuz. Muhtemelen Misao hani şu performansı bu sene göstersin. En az bu oyuncunun değerinin ben 80 euro, 100 euro olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir tık üstünde bir performansla zaten iyi bir fiyattan da satılabilir ve henüz daha 30 yaşında bile değil Misao. Burada da yine söylüyor bunu. Ben de bir tane kopyasının olduğunu. Bu şekilde arkadaşlar oyuncu taraması yapabilirsiniz. Yani burada birçok oyuncu var. Bir ton oyuncu var. 5 sayfa oyuncu var buradan. Sadece orta saha ve belirlediğiniz performans aralıklarda, filtrelerde. Her birini bu çok uzun sürmez. Çok vaktinizi almaz. Buradan tek tek filtreleyin. Yazın. Performanslarına bakın. Bunları ekran görüntüleri alın. Kaydedin. Sonra bir değerlendirin. Hani hangisi, hangi fiyata hangisini almak daha yararlı olur diye düşünün. Dediğim gibi beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Sorularınızı da sorabilirsiniz. Ben yine yardımcı olurum. Tavsiye verebilirim sizlere. Twitter kullanıcı adım da burada gördüğünüz isimle aynı. Profil fotoğrafım da aynı zaten. Bulunması kolay bir insanım. Bu videonun da yavaş yavaş sonuna geldik. Bir sonraki videoda Sorare Data hakkında detaylı bir konuşacağım. Detaylı bir bahsedeceğim burada her butonun ne anlama geldiğini, nasıl kullanıldığını. Detaylı detaylı konuşacağız. Ben size oyuncu ararken, oyuncu bulurken, seçerken neye dikkat etmelisiniz? Hani nasıl seçersiniz? Bundan bahsetmek istedim. Çünkü oyuncu bulmak gerçekten pek de kolay değil. Anlayabiliyorum. Herkes ucuz fiyata iyi oyuncu almak istiyor. Fakat bu iyi oyuncu nasıl bulunacak? Yani ucuz fiyatlara nasıl bulacağız bunları? İşte bu şekilde arkadaşlar. Sorare Data kullanarak bulabileceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınızı sormayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.